11. sınıf 4. deneme B kitapçı 3. soruya geldik. Yarıçapları çapları 2R, R, 3R ve 2R olan KLM makaralarından kurulu bir sistemimiz var bizim. L ve M makaralı eş merkezlidir diyor. K makarası döndürülmeye başlanıyor. Bak bu arkadaşı döndürüyorum. Ne tarafa döndürdüğümü söylememiş. Fakat K makarası ilk kez aynı görünümü aldığında L ve N'nin görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi ekranda daha iyi gözüksün diye biraz daha büyük çizim yaptım. Şimdi şu arkadaş ne makarası bakın yazmamışız hemen yazalım. Şurası şu arkadaş K makarası, şu arkadaş N makarası. Şimdi dikkat K makarasının ilk kez aynı görünümü döndürmeye başladıktan sonra. Arkadaşlar bunun ilk kez aynı görünümü ancak yarım turda gerçekleşir. Ben şu şekilde dönsün diyorum. Bakın bu arkadaşın çevresine kadar e, 4πR kadar yarım tur atabilmesi için bu ipin ne kadar yer değiştirmesi gerek? 2πR kadar yer değiştirmesi gerek. Yani bu arkadaş şöyle devam ettiriyorum. 2πR yer değiştirecek. Şimdi takip edin. Bak 2πR yer değiştiren ipin geldiği noktaya bak. Önce L o zaman bu arkadaşım da etrafındaki ipi ne atması lazım iki pire yer değiştirmesi gerekiyor şöyle devam ediyor bu arkadaşın çevresi L'nin çevresi nedir iki piredir e Dolayısıyla ne yapması lazım bir tur atması gerekiyor bu arkadaşı bir tur attıracağım şimdi önce bunun görünümü için bakıyorum arkadaşlar cisimler işte kasnak fark etmez bir tur attığında aynı şekli alacaktır Dolayısıyla hemen şık ları eleme yöntemine gidiyorum. L aynı şekilde olmalı. Bu sadece A ve C seçeneklerinde var. O zaman B'yi, D'yi ve E'yi elemiş bulunuyorum. Şimdi L ile M eş merkezli. Eş merkezi neydi? Aynı turu aynı yönde atacaklardı. Dolayısıyla L bir tur atarsa M'nin de ne yapması lazım? Bir tur atması gerekiyor. L M'nin çevresine kadar hocam 6 PR'ye kadar. O zaman bu ipimiz 6 PR'ye kadar ne yapacak? Yer değiştirecek. Geldim N kasnağına. Bakın N kasnağının çevresi ne kadar? 4 PR kadar. İpin yer değiştirmesine kadar 6 PR kadar sadeleştirirseniz 3/2 bölü 2 tur atacaktır. Dolayısıyla bu arkadaş 3 bölü 2 yani 1,5 tur atacak. Şimdi ne demiştik? Bir tam tur attığında aynı görüntü. Bakın bir tam tur attı aynı görüntüde. Şu noktayı baz alıyorum. Şimdi bu noktanın yarım tur atması gerekiyor. Çünkü toplamda 1,5 tur. O zaman bak 1 bölü 4, 1 bölü 4 daha. Bu arkadaş nereye geldi? Mesela A noktası diyelim. A noktasını gördünüz mü? Yarım tur attırdım. Dolayısıyla bakın şu arka kısmı karalı olması gerekiyor. Mavi ile çizdiğim. Hemen şıkları kontrol ediyorum. Baktım A seçeneği aynı benim dediğim gibi sol altta karartı var. Dolayısıyla cevabımız A'ya gidiyor arkadaşlar.